Bir duş aldık, kendimize geldik. Vallahi zor olanı atlattık. Şimdi Prag'a gidiyoruz arkadaşlar. Çekya'ya, Prag'a. Yaklaşık 6-7 saat sürmesini planlıyoruz. Umarım daha kısa sürer. Çiş 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 diye tuttur. Evet, ben şimdi animasyon filmi kesip izliyorum. Arkadaşım kağıt oyunu oynuyor. Bugün Prag'a geldik. Prag'dayız. Yürüme rotasında geziyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın da olduğu bölge. O yüzden bir güvenlik noktasından geçtik. Herkesin tepkisi aynı. Bayağı. Evet, şimdi oraya kadar gideceğiz. Biraz bahsedelim. Oluyor, daha iyi oluyor. Tam tersi barok mimari de beyaz olsun, temiz gözüksün, güzel yuvarlak hatlar olsun isteniyor. Gotik de tam tersi. İşe, içeri girdiğinizde de sizi bir kasvetli zaten ortam bekler. Gece ayak. Kokusu böyle. Tamam, onu diyecektim ha. Yankı. Aa, niye netleşmiyor? Evet, iPhone 6'nın azizliğine uğradık. Hadi hakkını helal et. Hakkını helal et güle güle. Hadi Kıbrıs'ı. Bir Kıbrıslıyı daha kaybettik. Kıbrıs diyemiyorsun. Kıbrıs, Kıbrıs. Kıbrıs diye bak. Turun birazcık devamında rahat edebilmemiz için bir kurban verelim ama. Hadi, hadi girin kollarına. Gel, zaten bekletiyor hamburger falan. Göremem. İçine bakmak istiyorum hocam. İki dakika bakabilir miyim içine? Oha. Yamalaşırdan kıpır bir şey çıkmadı. Böyle kıpır kıpır. Dakikaymış bir şey çıkmayacak. Karşı taraftaki kısım Cumhurbaşkanlığı bölümü. Şu an Cumhurbaşkanlığı forsu dalgalanıyor, görüyorsunuz bayrağı. Yani şu an Cumhurbaşkanı burada demektir. Bayrağı asılı olduğu gibi. Kızılları atıyoruz. Nice kurbanlar verilmiş bir kuyudur burası arkadaşlar. Sol tarafa döndüğümüzde bizi çok ihtişamlı bir katedral bekliyor. Aziz Vitus Katedrali. 15. yüzyıla dayanıyor oranın yapımı da. Aziz Vitus Katedrali'nin yanında bir de bizdeki imam evi gibi diyebileceğimiz Cumhurbaşkanı. Özleyeceğim Mustafa. Of of, bu ne ya? Oha. Aa, ben buna düştüm. Şu an abi Aziz Vitus Katedrali'nin önündeyiz. Aziz Vitus Katedrali, bahsettiğim gibi, gotik mimarinin en ünlü eserlerinden bir tanesi. Sivri tasarımları görüyorsunuz. Fakat en dikkat çeken parça burada. Ağızlarını açmış, bakın hayvanlar var aşağı doğru. Sanki kanatlanıp uçacakmış gibi. Bunların adı gargolya arkadaşlar. Fransızca gargara'dan geliyor aslında, gargolya. Nedir? Normalde içeri giriş ücretsiz girilebiliyor. Ama şu an bir tören var sanıyorum. Yine bir yapı daha gördük sanırım, şurası inşaat halinde. Bu da artık aslı birini göre göre Büyük İskender sanıyoruz. Düşünün, Cumhurbaşkanı burada yaşıyormuş ve şu an buradaymış. Ay pardon, en sonunda Cumhurbaşkanlığı burada. Ve şu an yerindeymiş. Bayrak asılıysa Cumhurbaşkanı yerinde oluyormuş. Mükemmel bir katedral. Çanlar çalıyor. Az önce Cumhurbaşkanı geçti. Kilisede görevlilerin kaldığı, çalıştığı yerler. Bizdeki imam evi gibi düşünebiliriz, lojman gibi düşünebiliriz. Fakat yanında bir sütun var arkadaşlar. Evet. O, demokrasi anıtı diye geçiyor. Demokrasi anıtı ne demek? Çek'ten sonraki ilk cumhurbaşkanı bunların ve Çeklerin sevgilisi diye bahsederler. Çok sevgi dolu bir adam, halkın çok sevdiği bir adam. İmzası ise kalp. Havel yazıp kalp çok yapar. Tatlı. Çok baş harfleri. Barok mimari. Bakın farkları anladınız değil mi? Burada gotikte kasvetli gotik bir tasarım var. Burada ise daha süslemeli oval hatlar. Burası da barok klasik mimari. İçinde açıldı emin. Evet. Burası bazilika. Bazilika. Ne? Biz boş anlatmışız hocam. Sinagog onlarınki. Ve çocukları burada tedavi görüyorlar, bakım alıyorlar. Ne denir? Bizde ne var sana benzeyen? Şifa mı? Ne abi? Sevgili arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.
biraz sonra manzaraya doğru ilerlediğinizde etrafta bir sürü kule göreceksiniz. Fakat sağda çok saçma bir şey var. Ne alaka? Paris buraya o kadar yakın ki Eyfel'i görebiliyoruz. Küçük Eyfel. Gerçek Eyfel değil. Manzarada fotoğraf. Buçukta hareket ediyoruz. Buçukta hareket ediyoruz. Burada mı? Burada mı? Ya abi sana ne ya? Hatta o dönem oradan tramvay geçiyor. Köprüye zarar vermesin diye onu bile kaldırtıyor. Çok hayran kaldığı bir şehirdir Prag. Hitler'in. Vay be. Evet. Fotoğrafları çektiysek erken ayrılabiliriz. Çekelim. Çıkın çıkın çıkın. Abi. Çekil. Durun içmek istiyorum. Yapma yapma. Abi sakın buraya gönderme. Oraya gelecek. Çekil oradan. No. Artık dayanamadı ha. Tamam su içeceğim. Yapmayın artık. Gelmesin bakın arkadaşlar. Adama geldi bak adama. Aklına şeyim de geldi. Çeşmesiymiş. Şimdi Franz Kafka Müzesi'ne geldik. Aslında arkamız Franz Kafka Müzesi ve Milena mektupların orijinalleri burada. Oha. Fakat burada ilgimizi çeken bir heykel var. David Czerny diye bir adam var. Çeklerin protest bir sanatçısı. Çok ilginç heykelleri var. Çekya da ünlü bir. Dikkat ederseniz burada bir harita var arkadaşlar. Tahmini olanlar var mı? Prag haritası. Çek Cumhuriyeti. Kiri reisi mi? Dur şu bak şurada böyle. Doğru da Türk ne diyor abacıymış. Sence doğru mu? Kaynaklar böyle geçiyor. Hı, bu oynuyordu. Hatta bir dönem bir şeyler yaptı. Hadi orası söylüyordu bunu. Çünkü bir dilek dileyip kısmet arayalım. Ay. Utanmıyorsun değil mi? Kaç yüzünde adamsın. Dur seni Allah'ım. Hadi şimdi İndirdin. Devam edelim. Bence de hocam sağlığımız açısından. Fotoğraflarınızı dünyanın en dar sokağıymış. Kırmızı yandığında ise aşağıdan yukarıya geliniyor. Aslında burası bir restorantın kapısı. Turistik amaçlı bir aldatmaca. Aşağı indiğinizde bir restoran var. Ama turistler tarafından ilgi çeken bir nokta. Dünyanın en dar sokağı diye geçiyor. Yeşil yandı o daha gelmeden yandı aslında. İlgi çeken kısa bizde. Fotoğraflarınızı alalım sonra devam edelim. İnsanlar dünyanın en dar sokağında şu anda ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok dar. Nefes almakta zorlanıyoruz şu anda. Şu an bu arkadaşımız yaklaşık 50 kilo. O bile zor gidiyor gördüğünüz gibi. Ben sıkışarak gidiyorum. Çok zor gerçekten burada yürümek. Dünyanın en dar sokağını böylece görmüş olduk. Sonra dünyanın en dar sokağı. Neredeyiz şu anda? Charles Köprüsü'ne geldik. Charles Köprüsü'ne baktığımızda arkadaşlar başında ve sonunda kule var. Bu kuleler ne için yapılmış? Tabii o dönem köprüler çok stratejik noktalar. Bu köprülerin korunması için bu muhafaza kulelerinin olması gerekiyor. Oralarda nöbet tutuyor askerler. Ve bu köprü var. Ve orası aslında bir zindan arkadaşlar. Yanına yaklaştığınızda içeri doğru baktığınızda tutsak edilmiş insanlar var. Çok iyi. Arkadaşlar sonrasında ünlü tırdanlık tatlılarını denemek için dükkan dükkan gezmeye başladım. Ben aslında çok ucuza aldım bu kadar boyu. Aynen. 6. Dede çilek varmış olsun. Hmm. Düştü ama. Nasıl? Mükemmel. Sen de. Bayıldım ya. Bayağı iyi. Tekniği var bu. Yana. Prag'da tırdanlık denedik. Yiyoruz. Hikayeleri dinliyor olman çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bizim sonum olayım. Ben sevişim. Şimdi Prag meydanına geldik. Burası Stare Mesto yani eski şehir, Old Town bölgesi. Gördüğünüz burada iki önemli eser var.
İlkinden başlayalım. Sağ tarafta bir Protestan kilisesi var arkadaşlar. Protestanlık da Hristiyanlık da bir mezhep. Hazreti Meryem'in orada bir heykeli var. Tam ortadaki kulede görüyorsunuz. Hazreti Adem, Hazreti Havva'yı temsil. Bu tarafa doğru döndüğümüzde ise artık Pırağ'ın en ünlü noktası diyebiliriz. Astronomik saat. Buranın da bir hikayesi var. Astronomik saati o dönemin kralı yaptırıyor. Fakat o kadar güzel bir saat oluyor ki burası. Çok kıskanıyor. Ya diyor bu saat ustası bir tane daha yaparsa bundan. Geceleri uyku uyuyamıyor ve diyor ki çağırıyor saat ustasını. Gözüne mil çektiriyor. Özür dilerim ama bu kadar güzel bir saati bir daha yapmanı asla ne kadar vicdansızlar. Tabii çok içerliyor bu duruma saat ustası. Bir gün gece çırağını da alıyor buraya. Gece içeri giriyor ve çekişle paramparça ediyor saati. Ve sonra kendini oraya asıp intihar ediyor. Yıllarca bu saati tamir edemiyorlar. Hiçbir saat ustası yapamıyor, başaramıyor, tamir edemiyor. Yıllar sonra İsviçreli bir saat ustası tamir edip tekrar çalışır vaziyete getiriyor. Bu saati şu anda çalışır haldedir. Her saat başında da arkadaşlar burada bir şovu olur astronomik saatin. Yukarıda mavi küçük iki tane cam görüyorsunuz. Evet. O camlar açılır ve 12 havari halkı selamlar. Yani burayı, bu gösteriyi izleyen... Kuk kuk! Evet, şimdi saat başında çalan saatin çalması bekliyoruz. İnanılmaz kalabalık. Evet, şu an Almanya'daymışız. Şey, mola verdik. Saat 8 falan. Öyle. Araç Almanya'da ama bir saat sonra Amsterdam'daymışız. Evet, şu an Amsterdam'a geldik. Gerçekten her yerde bisiklet var. Hollanda, Amsterdam. Yükseklik konusunda tabi. 3 kat yapılınca çok yağlı ya. 3 kat olması. Ama şöyle bir açık var. Bunlar arkaya doğru çok uzun. Aa. Ama öyle. Dar ama uzun. Köyde falan da. Merhaba. Şimdi yağmur başladı. Bu da sana hep hava böyle sanırım. Yağmurlu ama insanlar inanılmaz bir derecede bisiklete biniyorlar. Ve rehberimizin söylediğine göre insan sayısından daha insan üstünden daha çok bisiklet varmış. Mane Kempis burası. Biz şurada en ünlü yemek patates pişiler var. Evet, otelden gidiş ve dönüşlük arkanıza bakın. O büyük yer. Tren istasyonu. Gerçek insanların organlarının ve olduğu gerçek kadavralardan yapılan bir müzeymiş. Evet, şimdi Primark'a girdik Hollanda'da. Ben erkek ürününü çıkarım, tamam. Çıkarsanız haber vereyim. Tamam, tamam. Kaybetmeyin. Tamam. Sen de çabuk gel. Şimdi buradan bir şeyler bakacağız çünkü aşırı bir yağmur var arkadaşlar. Fena halde. Ben çıkardım. Hani? Evet, yine bir yağmura yakalandık. Şimdi gidiyoruz ve gidiyoruz. Amsterdam sokakları yağmurlu. Evet, Amsterdam'daki odamıza geldik şimdi. Giriş yapıyoruz. Nasıl? Aa, temiz. Koltuklu falan. Hemen dışarıyı göstereceğim. Aa, güzel, temiz. Ha, çok güzel bir şey var. Ne? Diğer otelde yoktu. Neydi? Şu an ben çok mutluyum. Lipton. Şey söyleyeceğim. Bu ne? Göreyim bunu. Açtım. Aç, ne olacak? Aç bakayım. Açılıyor. Açılmıyor ki. Aile odasıysa yanında biri varsa. Evet, aile odası. Oha, düşünsene onlar açıyor, biz unutmuşuz. Kapatma. Burası. Oturmak aşağı koyma yeri. Burası da banyomuz. Güzel.
Evet, şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Ben buradan dün dışarı git gel. Zaten uyuyordu, zor uyandırdım. Geldi uyudu. Hadi. Gidiyorsun, doğru gitti. Evet. Sen dinle dedi. Öyle bakma. Ben söyleyeyim mi? İspanyol. İspanyol diyorum. Sorry. Yeah. My friend, he just wanted to guess from where we are. He said from Iran, but... Okay. Yeah. Wow. That's nice. We are more, but... I mean like how... Evet, burger. Ay, McDonald's'a geldik. Baksana kızını buldu. Beni de çek, beni de çek, beni de çek. Çektim, çektim, çektim. Evet, şimdi büyük bir yağmur var. Biz bu yağmur esinde gidiyoruz, yolculuk yapıyoruz. Red Light diye bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Kız YouTube kanalına çekme onu. Nasıl buldun? Hollanda'da Amsterdam'da Uber çevirdim. Uberci Türk çıktı abi, selam verir misin ya? Merhabalar, Uberci değilim yalnız. Ben taksici. Normal taksiyim yani. Taksici. Bu arkadaşımız hala yürüyor. Bu arada arkadaşlar VIP'de oturuyorsunuz daha. Efendim? VIP'de. Because I Club'da tuvaletini ödedim. O da bana şans eseri, karşılaştığımız bir kebapçıda kebap ısmarladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok iyi, çok medeniyet, medeniyet, Avrupa. Medeniyet vallahi Avrupa. Veriz de Türkiye. Türk olsa her an, ooo teşekkür ederim deyip sadece geçecekti. Yani. Görünce tanımayacaktı. Bir de Mustafa ile bizi çek oradan. Aynen ya. Çek şöyle. Gel sen abi. Enerji. Evrene iyi enerji. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Diyor. Şimdi çıkacağız yola. Ve birimiz enerji bol bir şekilde. Flaman bölgesindeki resmi dil Flemenkçe. Aslında 3 resmi dil var. Almanca, Fransızca ve Flemenkçe. Fakat Almanya sınırına yakın olan bölgelerde daha çok Almanca biliyorlar ve konuşuyorlar. Bu bölgelerde Almanca veya Fransızca konuşmazlar. Şimdi Belçika'nın Bruges şehrine geldik. Burada fotoğraf çekimi için bir 15 dakika mola verildi. Bakalım gezeceğiz. Görüşürüz. Burası. Hadi gidelim. Buranın adı neymiş? Ben unuttum.
sağdaki yer neydi? Hatırlıyor musun? Sağda bir yer var dedi ya. Ben gibi unuttun mu? Fotoğraf çekmek için bir alan daha bulduk. Burasıymış. Buraya geldik. Tam bir Amsterdam. Amsterdam mı? Ne Amsterdam? Evet, az önce bir anda yağmura yakalandık. Burada bir anda yağmur oluyor, bir anda bitebiliyor. Bir anda yağdı, doluya çevirecek dedik. Sonra bir anda bitti ama şu an hafif bir şekilde atıştırıyor. Ülkü bu ülkeyi bana vermişti. Vallahi sağ olsun. Yoksa hiç hırkasız gelecektim. Ne haber? Donuyoruz. Buz Avrupa gibi. Bizimle eğlenir. Avrupa bizi kıskanıyor. Gerçekten 10 saniye önce yağmur başladı, ıslandı, sonra yağmur bitti. Bir anda bitti. Böyle bir şey olamaz. Psikolojisi bozuk buradaki havanın. Nutmeg. En uzun tuğla. Bruges deyince akla çikolata geliyor. Belçika'da da Bruges kentinde de en ünlü çikolatacı Dominique Persson'ydı. Nisan ayında geldiğimde ondan bir eğitim aldım ben. Burada 10 gün kaldım. Muazzam bir adam. Kişisel gelişim eğitimi aldık biz ama kendi... Groot Mark diye geçiyor. Büyük meydan. Etrafınıza baktığınızda binalara bakın. Bunlar 1300'lerden beri neredeyse değişmemiştir. Yani bizdeki gibi yıkalım, daha yenisini, daha iyisini yapalım. Buralarda yok. Bu meydan aslında daha önce çok savaşlar, çok kanlar da görmüş. Fransızlar burayı işgal ediyor ve buraya Napolyon'un heykelini dikiyorlar. Daha sonra bu iki isyancı tabii. Hazır mısınız? Gülümse. Teşekkür. Video çekti. Aa, düştü. Evet. Ya yukarıda ya aşağıda. Bulamadıysan ben de. Ne gülüyorsun, ben anlamıyorum ki. Sen yukarı dedin. Sen ne anlıyorsun? Yukarı bak. Dedim ki ya yukarıda ya aşağıda dedim. Çekamam. Sen bunu saklamışsın sanki. Üstüne de düşürmez. Arkadaşlar yola çıktık diye bir de çıktık. Okey. Zalimsin dedim. Zalim olmak ister misin? Orman olmak istemem tabii dedi. Fakat dedi, sen şu kılık kıyafetinle, sen şu yaptıklarınla zalimsin. Zulmediyorsun onlara. Gerçeklere kılık kıyafetinle... Ne diyorlar? Zulmediyorsun. Sen zaman kaybediyorsun. İlk okullarda... O sorun olabilir ama. Bu konuşmaya hiç uygun bir şey yapmadık şu an. Arkadaşımız ak... Her zaman uzun tulum olabilir. Kıvrımları belli olmayacak şekilde pantolon olabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Semih ve Ayşenur videoyu sabote etmektedir. Günah ve de haramdır efendim. Oturur musun? Hocamızın, Diyanet hocamızın gözlerini kapatmayın. Günah girmeyin. Bu hoca mı lan? Bu hocayı seven rahip olacağım. Maşallah. Maşallah hocacığım. Çok katılıyoruz sizlere. Abla, millet aç. Senin kedileri var. Millet aho diyor. Kimin kedileri var? O bir kızlar gibi. Hocam ya, bir şey söyleyeyim mi yani? Saat gece 9'dan sonra asla. Hocam benim içime kaçan bir şeyler var. Ne yapmam gerekiyor? Ha? Hocam benim içime kaçan bir şeyler var. Ne yapmam gerekiyor? Ne alaka? İçine ne kaçmış olmuş senin? Bilmiyorum hocam anlamadım. İşte bir şey kaçmış. Ya ne yapmam gerekiyor? Mutluluk mu? Üzüntü mü? Öfke mi? Bir şey kaçtı içime hocam. Yüzün de burada vampir gibi duruyor. Bu ne? Nereden kaçtı, nasıl kaçtı, niye kaçtı? Bilmiyorum hocam, gece uyurken oldu herhalde. Ha, bu eşarplı bir kadın şu an, anladım. Şunu yap, bu daha güzel duruyor. Üfürükçü hocam. Onu versene. Vallahi daha güzel durur. Süper. Çok güzel duruyor. Çarşaflı kadınlar gibi olur. Ha, iyice şeye benzecek gibi. Sana söyleyeyim bak. Dinle beni. Söyle hocam. Bir gün bir akrabama sordum. Arkadaşlar kapatıyorum çünkü burası çok saçma. Öncelikle şunu söyleyeyim, Belçika'dan yola çıkıyoruz şimdi Paris'e doğru. Üçü hocayı dinliyoruz. Bürüjde içine bir şey kaçtı, hocamız onu nasıl çıkartacağını anlatacak. Şunu ver Allah aşkına, çok mutlu. Ver hadi ver onu ver.
Ya ıslak o ıslak. Hadi kapatalım şimdi. Günah o hepsi. Oğlum ben erkeğim lan. Şey ona yapacağım ben size ya. Ay ay ben efendim. Teşekkürler. Yeli bakalım bu çikolata. Magnolet metrosunun yanında. Çok teşekkür ediyorum. Yasın ellerinler, yasın diller. Eller ne derse desinler. Oba! Hadi bakalım. Ben de teşekkür ederim. Tamam, bir hakem durağı vardır. Official Eiffel'in official durağı bir hakemdir. Şimdi metroya bineceğiz. Metroya geçiyoruz. Dediğim gibi bana hazır değil. Ay ben. Şimdi. Ben? Evet, şimdi serbest zaman verildi 20 dakika ve burada geziyoruz. Hediyeli gençler dükkanları eşliğinde. Ya bu Paris'i sevmiyorum ama konuşulan dil mükemmel. Konuşulan dili seviyorum. Heykeli var ya. Evet. Onun önünde ağaç var. Kızım. Ha, orada kaçta buluşuyoruz? Kaçta hocam? 45. Burayla ilgili bilgi var mı? Yukarıda ver. Tamam. Aha bak şapkalı. Efi taşıma. Maşallah. İtalya'da da var ondan değil mi? Ya. Gel. Buraya atanmak kalp ben yazabiliyoruz mu? Sakrakor Bazilikası. Sakrakor. Sak, kutsal, kor, kalp. Kutsal Kalp Bazilikası. Mimarisine de baktığımızda, Prag'da bahsettiğim üzere bu bir barok. Karikatürcüler yok mu ya? Ben karikatür istiyorum. Canlı canlı yapıyor. Şurada buluşacağız bak. Onu evet. Şurada buluşacağız. Bak şurada. Evet, ressamlar kırıcı. Arkadaşlar kapatıyorum. Güzel bir şey olsa tekrar açarım. Görüşürüz. Evet, şimdi ressamlar tepesi bazilikayı gezdik. Şimdi ressamlar tepesine doğru gidiyoruz. Hatta geldik sanırım. Onun önünde buluşacağız. İşte şaka gibi. Her yerde işletme var. Bu da değişik. Şu üzüm, üzüm ve ayakkabı. Selam, selam, selam. Selam. Niye terslik oldu burada? Karikatür çizim. Çok iyi. Amca omzumu çökertti. Fiyatları ne? Kahve mi? Evet, Fransız usulü oturduk. Fransız balkon. Aynen. Duyduk değil mi? Şöyle evet. Bir bakın karşıya doğru. Hop üstet gidelim. Fransız balkon bu işte arkadaşlar. Yerinde gördüm. Verdik bak. Yani aslında balkonsuz demek. Ben bu dizi izlemeye karar verdim ya. Kızın fotoğrafını göreceksin. Gece hayatının hızlı döndüğü bir yer. Moulin Rouge'un aynı zamanda bir filmi de var. Aslında çok güzel bir aşk hikayesini anlatıyor. Burada çekilmişti. Şanzelize Caddesi'nin bir ucunda dinliyoruz değil mi? Sonra bu ne diyor? Bu kurala uyulduğu için burada herhangi bir kaza olmuyor. Zafer Takı'nın şöyle aşağı doğru baktığımızda Şanzelize boyunca uzun bir cadde. Evet, Şanzelize. Ya çok tatlısın. İkmaz. Şimdi mola vermek için buraya geldik. Birazdan bir Fransız arkadaş edineceğiz. Milton'un arkadaşı gelecek. Evet, şu an Milton'un arkadaşıyla buluştuk, Emily ile. Onunla beraber Şanzelize Caddesi'nde yürüyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, şarjım çok az, o yüzden son görüntüler. Sünnet töreni. Fransızların sünnet töreni. İnan. İnandı. Ya hadi ya.
French food. Bu neymiş? Evet, şimdi Şanzelize'den çıktık. Paris'e gidene kadar şöyle biraz dolaşacağız Eiffel tarafta. Ne 5 lirası o? Cüz bin euro. Şimdi önce şunları açalım. Hayır ya. Evet. Ama bak böyle bence de daha zevkliydi. İkinci yaptı, son yaptı. Evet, bence daha zevkli öyle. Hadi. Buradan başlayacağım. Başla oradan başla. bir şey diyeceğim bir dakika. Paraları kazımayın. Önce numaraları kazıyın. Tamam mı? Sonra burayı kazıyın. Hadi öyle. Çıkanın altına bakalım, tahmin etmeye çalışalım. Tamam. Gel. Deliyiz. Vallahi. Gerçekten bir giderim, şey giderim giderim ya da deli bir insan bulurum. Are you ready? Are you crazy? Arkadaşlar çıkıyormuş. Ama şöyle kötü bir şey var. 500 euro ve üstünü almak için burada bankaya falan gidiyorsun. Bankayla şeyleri var. Tabii ki de. Onu hallederiz. Çıktın gideriz yeter canım. Ki. Aynen. Nasıl halledeceğiz? Burada oturan birine yapacağız. Var. Saat 6 oldu. Bankalar burada oturan birine yapacağız. Ya o iş kolay, çıksın yeter. Vallahi. Onu hallettiririm. Direkt buradan iPhone alırım bir tane kendime. Mis. iPhone 1300 lira. He? iPhone 13 Pro Max. Sıkıntı yok, üstüne koyarım ya. Mantıklı. Görüyor muyuz arkadaşlar? Şimdi, evet. Şimdi yıl tamam. Sağ kazı. Şunu mu? Evet. Tamam hadi başla, dur bakayım. Kaç? 12. Var mı 12? Elin yok, 11 var. 11 arkadaşlar. Var. Çıkmadı. 11. Şunu kazıyalım. Kaçmış? Tekli bir sayı. 13. Abi şaka gibi ya. 11 var. 12 var. 13 yok mu? 25. Var mı? 24 var. 24'ü kaz... Ne var 24'ün altında? 23. Bu neymiş? 15. 11 var zaten. O ne? 26. 26 var mı? Yok. Şu 20, 11'e bakabilir misin kaç o? Oha ya. 500 euro mu? 500 12 mi? 13 bak. 500 mü? 500 bin euro. Çıkmadı değil mi? Hayır. Senin yeni mi uçurdu? Peki bunu şu gösterelim mi? Bilmiyorum. Bence göstersek mi? Git sor içeriye. O zaten sistem okuyor. Sor bir, bu da senin. Arkadaşlar bundan sonrasında arkadaşımın telefondan çekindiğim için bir çuva dik. Burada Melisa'nın ne yaptığı ile ilgili bir fikrim maalesef yok. Seviyorum bu kızı be. İfşaladığım için özür dilerim. Dostlar sonrasında 12 saat süren Fransa Cannes şehrine geldik. Ve tabii ki kuzenlerim, halam geldiler bana, yani kuzenimle bana sürpriz yaptılar. Biz burada yüzdük. Kuzenimler. Abudan. Ve halam geldi. Bugün onlarla beraber vakit geçirdik. O ne? Ayrı bir... Arkadaşlar şöyle ki tüm gün Paris'i gezdik. Ertesi gün otobüs yolculuğu yaptık. Ve aynı gün Cannes'da 2 gündür yolda olduğumuz için tipim böyle. Evet, Cannes'da sabah yüzdük halamlarla. Şu an arkadaşlarımla tekrar buluştum. Biliyorum. Ve şu an Carrefour'a doğru gidiyoruz. Bir gezimiz olacak. Yani geziyoruz öyle. Boş boş. Başladım. Hayır, durun. Durun! Lütfen yapmayın! Sana iyi burada! Salak, gülmeyin ya!